Evet sevgili seyirciler, 11 Ekim 2022 günlerden salı ve ana haber bülteniyle ben Ali Yolcu sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Efendim, bilindiği üzere Seyit Torun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Antakya'daydı ve Antakya'da da bir dizi incelemelerde bulundu, ziyaretlerde bulundu. Antakya Merkez İlçe Başkanlığı binasını açtı. İlerleyen dakikalarda onunla ilgili de haberimiz var. O isim, yani Seyit Torun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ı Expo'daki adresinde ziyaret etti. Oradan da kalktılar Maşuklu'da, Antakya'ya bağlı Maşuklu Mahallesi'nde çok çok güzel bir çalışmaya imza attılar. Maşuklu'ya gidenler bilir. Orada bir koruluk vardı. Öyle içinde kocaman kocaman ağaçlar vardı. O alan revize edildi. İçinde peyzaj çalışmaları yapıldı ve muhteşem bir alan haline geldi. Oranın açılışına da katıldı. Ama o açılışta tabii sadece kendisi yoktu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ı Expo'da ziyaret etti. Maşuklu koruluğunu açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay temasları kapsamında Lütfü Savaş'la Expo alanında bir araya geldi. Hatay'a gerçekleştirdiği hizmetler hakkında Torun'a bilgiler veren Başkan Savaş, Expo 2021 alanlarında yapılan organizasyonlar hakkında da bilgi verdi ve Antakya alanını gezdirdi. Ardından Maşuklu Koruluğu açıldı. Açılış, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Hatay Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, CHP'li yöneticiler, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Açılışta ilk sözü Lütfü Savaş aldı. Biz yakın zamanda, bundan bir yıl önce yeşil bir tabakata imza attık. Artık yeşil şehirler arasına girmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gerçekten 20 yılı aşkındır bu ülkeyi yönetenlerin, Hatay'daki temsilcileri de mevcut olanı korumak bir tarafa, mevcut olanı yıkmakla meşguller. Ardından seçimi işaret etti. Uçurumdan önceki son çıkıştayız dedi. Bu seçimi ya kazanmak ya kazanmak sonundayız. Yani bunu Millet İttifakı adına veya şimdiki siyasetçiler adına değil, buradaki çocuklarımız ve gelecekteki torunlarımız adına bu mücadeleyi kazanmak zorundayız. Yoksa gerçekten de çocuklarımız öz yurdunda garip olacak. Biz sadece Hatay değil, Türkiye'de de oturacak yer bulamayacağız. Çalışacak yer bulamayacağız. Çocuklarımızı göndereceğimiz okul bulamayacağız. Seyit Torun önce Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik övgü dolu sözler söyledi. Evet, bizim belediye başkanlarımız doların yeşilini sevmiyor. Doğanın yeşilini seviyor. Onlar buraları ranta değil, halka açıyorlar. Ve gerçekten halkın refahı için çalışıyorlar. Öyle uçuk kaçık projelerle de uğraşmıyorlar. Gerçekten vatandaşın en birinci ihtiyaçlarını, en önemli taleplerini yerine getirmek için uğraşıyorlar. Sonra Hatay'ın kamu yatırımlarından hak ettiği payı alamadığını ifade etti. Hatay vergi ödemede 7. sırada ama devletten kaynak alma sırasında 78. Hatay'ımız bunu hak etmiyor ama birlikte bu çıkışı bulacağız. Hep birlikte başaracağız. Evet, az önce ifade etmiştik. Dedi ki Sayın Seyit Torun aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Antakya Hizmet Binası'nı, yeni hizmet binası'nı İskenderun yolunda, Antakya İskenderun Karayolu üzerinde, onun da açılışına katılım gösterdi. O açılışa İsmet Tokdemir, Suzan Şahin, efendim söyleyeyim Hasan Ramiz Parlar, Serkan Topal ve elbette Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Sayın Lütfü Savaş da katılım gösterdi. CHP Antakya İlçe Başkanlığı Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un katılımıyla açıldı.
Açılışa milletvekilleri İsmet Tokdemir, Suzan Şahin, Serkan Topal ve Mehmet Güzel Mansur ile Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar, Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu, eski Bakan Nihat Matkap ile parti yöneticileri ve partililer katıldı. Türkiye'nin en çalışkan, Türkiye'nin en güzel ilçe başkanlarından Sayın Ümit Kutlu ve bütün yönetimi tebrik ediyorum, teşekkür ediyoruz. Böyle bir mekanı kazandırdığı için hem kendisini, hem genç kollarını, hem kadın kollarını, hem bütün yönetim arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Topal'dan sonra ilçe teşkilatını yeni binasına taşıyan ilçe başkanı Ümit Kutlu konuştu. Ben ve değerli arkadaşlarım 3 sene önce kongrelere aday olduğumuzda sadece Antakya ilçe başkanlığını kazanalım diye yola çıkmadık. Bizler hedefleri ve inançları olan bir anlayış ile yola çıktık. Bu süreçte çok fazla iş yaptık. Daha atmamız gereken çok adım, gitmemiz gereken çok yol var. Bunun bilincindeyiz. Daha sonra vekiller Mehmet Güzel Mansur. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Hiçbir şekilde kamplaşmaya izin vermeden, sağcı solcu diye ayırmadan, inandığımız değerlerden ödün vermeden herkese sarılacağız. Ay yıldızı bayrağımız altında huzuru bu ülkeye hep birlikte getireceğiz. İsmet Tokdemir. Bu toplumun kutuplaşmaya değil, barışa barışa kazanmaya ihtiyacı var. Onun için el birliğiyle olacağız, Hatay'ımızda iktidar olacağız, ülkemizde iktidar olacağız. Gençlerimiz yarınlarda umutla bakacak. Suzan Şahin konuştu. Biz taahhüt ediyoruz. Diyoruz ki gençlerimizi yurt dışına göndermeyeceğiz. Atanamayan öğretmen bırakmayacağız. Biz emekliliği asgari ücretin altında bir maaşa mahkum etmeyeceğiz. İşçinin, emekçinin hakkını hakça dağıtacağız. Daha sonra Lütfü Savaş. Yavaş yavaş ısınıyoruz. Allah nasip ederse en geç Haziran ayının ortalarında Millet İttifakı millet adına iktidara gelecek ve bugün de Antakya ilçemizin bu güzel de binasının açılışında bundayız. Biz de yavaş yavaş ısınıyoruz ama gerçekten de Rabbim her şeyin fazlasını biliyor ama siz de en az bizim kadar ne yapılması gerektiğini Türkiye'deki mevcut durumu biliyorsunuz. Hasan Ramiz Parlar. Gerçek bir adalet sistemi, çağdaş, Atatürkçü, bilimsel, demokratik, her kademede parasız eğitim, gençlerin ekonomik olarak desteklenmeleri, her alanda daha fazla yönetime katılmaları, ücretsiz sağlık politikası, başka türlü bir enerji politikası, başka türlü bir vergi politikası, başka türlü bir istihdam politikası, başka türlü bir sosyal politika, başka türlü bir hayat. Son olarak Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun aldı sözü. Hep birlikte çalışmak zorundayız. Elbette sevgili ilçe başkanım Ümit kardeşime tebrik ediyorum. Çok güzel bir ilçe binası kazandırdı. Kendisini kutluyorum. En iyi geçen herkesi kutluyorum. Ama inanıyorum ki bu bina iktidarımızın nişanı olacak. İktidarımızın binası olacak. Bina açılışında yani Cumhuriyet Halk Partisi Antakya İlçe Örgütü'nün hizmet binası açılışında orada bir de konuşma yaptı Seyit Torun. 8 ay kaldı dedi. Seçimlere dikkat çekti. Seçim tarihinin altını çizdi. 8 ay kaldı. Geliyor gelmekte olan cümlesini de sözlerine ekledi. Önümüzde hemen yanı başımıza bir iktidar duruyor. Ya hep birlikte çalışacağız, mücadele edeceğiz. Sıkılmadık el, girmedik kapı, konuşmadık, insan bırakmayacağız, anlatacağız. Ya da sonuçlarına hep beraber katlanacağız. Çok zor günlerden geçiyoruz. 2002'de bu iktidar bize ne dedi? 3Y dedi. Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar dedi. Şimdi geçtiğimiz günlerde çıkan dezenformasyon yasasıyla birlikte yasağın alasını yaptı. Artık konuşmak bile yasak hale gelecek. Tweet atmak yasak, eleştirmek yasak ama kendilerine her şey serbest. Yolsuzluk
kötülükler, yolsuzluklar boğazlarına kadar baktılar. Artık ülkeyi rüşvet çarkı öyle bir sardı ki, rüşvet sarmalı öyle bir sardı ki her yerden psikopatlar geliyor. Yoksulluk dediler, yoksulluğu yok etmediler. Sadece yönettiler, yoksul sayısını arttırdılar. Yani bize yalan konuştular. Şimdi bize düşen değil, bu yalancıları göndermek. Bu yalancıları artık bu iktidardan göndermek. Zaman zaman aramızda bazı yanlış anlamalar olabilir, bazı eksiklikler olabilir. Eksiğimizi tamamlayacağız. Birbirimize yoldaşlık kültürü içerisinde sarılacağız ve o mücadeleyi hep birlikte vereceğiz ve Millet İttifakı ile birlikte halkın iktidarını kuracağız hep birlikte. 6 siyasi parti farklı dünya görüşüne sahip olmasına rağmen demokrasi ekseninde, adalet ekseninde, özgürlük ekseninde bir araya geldi ve güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi getirebilmek için var gücüyle çalışıyorlar. Her türlü engellemelere rağmen çalışıyorlar. O zaman biz de onların bu mücadelesine omuz vereceğiz, katkı vereceğiz ve başaracağız. Hatay'da bir büyük şehrimiz var. Gerçekten diğer belediyelerimize örnek, dünyaya örnek. Demek ki Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanımız başardıysa Türkiye'de hep beraber başaracağız demektir. Demek ki kaynakları güzel kullanınca, vatandaşın her bir kuruşunu yerinde harcayınca, şeffaf yönetim anlayışıyla hareket edince ve ihtiyaçları da öncelikleyince oluyormuş. Geliyor mu gelmekte olan, tabii onu seçim sandığı belirleyecek. Çünkü muhalefet, yani Cumhuriyet Halk Partisi için söylemiyorum. Bugün Türkiye'de en az oy alan siyasi partiye sorun, biz iktidara geliyoruz diyor. Bu Türkiye'de hep böyle olmuştur. Seçim sandıkları açılınca da tabii esas sonuçlar o zaman ortaya çıkıyor. O zaman anlıyorsunuz kimin geldiği, kimin gitti. Yani CHP gelir mi? Millet İttifakı daha doğrusu, bir masa altında çalışıyorlar onlar çünkü. Gelir mi, gelmez mi onu Haziran seçimlerinde göreceğiz. Eğer erken seçim olmazsa şayet. Erken dediğim de yani Mayıs, Haziran'da seçim, Mayıs gibi düşünülüyor, böyle konuşuluyor. Şimdi geldik, akaryakıt fiyatları yeniden çıldırdı. 30 liraya dayanmıştı, hatta olmuştu, 30 lirayı da aşmıştı yanılmıyorsam. Ama 1-2 ay öncesine kadar özellikle dizel, mazot dediğimiz. Efendim yine 30 bandına geldi dizel. Arkadaşlarımız Emre Küçük ve Mahmut Kayıkçı kameralarını aldılar ve sürücülerle, Antakyalı sürücülerle durumu değerlendirdiler. Ne oluyor diye. Abi 50'yi bekliyoruz. Bunlar güzel güllerimiz. Perişanız abi, ne söyleyebilirim yani bilmiyorum. Hiç kurtarmıyor. Zaten girdiği için aşağı giriyoruz. Konuşacak halimiz kalmadı. Sabahleyin başka, öğleyin başka, akşam başka. Vatandaş perişan. 100 liralık benzin aldım, İskenderun'a çıktım. Şimdi ben şeye götürür müyüm litreye? Fazla alamıyorsun. 50-100 böyle gider diyorsun. Yani canımızı okudular, ne için? Görmüyor musunuz yani ne durumdayız? Son zamanlar bir artık sefer yapamıyoruz ya. Kurtarmıyor. Cebimizden koyuyoruz. Birkaç kuruşumuz var, onları da yedik. Ne yapacağız? Sonumuz çok kötü. Şu anki gidişat böyle devam ederse herkes anahtarını kapatacak, aracı evde bırakacak. Yani bu zamlar zaten bitirdi bizi. Yani double double geliyor artık zamlar. Yani bir değil, üç değil, beş değil. Yani Türkiye'deki bu zam oranı nereye gidiyor? Kimlerin cebine gidiyor bu paralar? Devletimize gidiyorsa bize niye harcamıyor? Emekliyim ben. Maaşım eridi. Aldığım %40, %50 maaş eridi. Akaryakıt da eridi, gıda da eridi. Zam gelmediği gün yok. Ne yapacağımızı şaşırdık yani. Mecbur kalmadıkça arabamıza binmiyoruz. Toplu taşımadan yolculuk yapıyoruz yani. Motora da binemiyoruz, arabaya da binemiyoruz. Görüyorsunuz işte bak. 30 liraya yetişmiş. Yılbaşında 35'e çıkar. Kesinlikle alamıyoruz hiçbir şekilde. Akaryakıtı buradan buraya gidemiyoruz yani. Şimdi anneme çarşıya aldım. Yani otobüs de aynı şekilde yani. 10 lira olmuş kişi başı otobüs. Yazık, günah. Artık arabayı bırakıp at arabası alacağız. Gidip bir tane at arabası bulacağız. At arabasıyla artık gezeceğiz.
At arabasıyla da saman yiyor. Gidip samanla doyurup at arabasıyla geleceğiz. Yani abi, bu insanların hali ne olacak? Biz İskenderun'da oturuyoruz baba. Oradan buraya en kötü bir araba 500 TL yakıyor. Asgari ücret olmuş 5000 TL'ye yakın. Asgari ücret 5000 TL oldu diye hava atıyorlar. Yakıtın haline bak. Arabaların fiyatı 100 liraya aldığımız araba şimdi 360 milyar olmuş. Geçen sene 200 lira koyduğumuzda arabanın yarısı fırlanıyordu neredeyse. Ki yani 60 litrelik bir deposu var. 200 liraya yarısı fırlanıyordu. Şu an yani öyle bir şey bile hani söz konusu bile değil. Şu an çeyreğine bile gelmiyor. Kardeş inşallah 50 TL olur. Çünkü millet ustanmıyor ki herkes arabaya nasıl biniyor baksana. Akşam trafiğini görüyorsun nasıl kalabalık değil mi? Normaldir. Mustahakız. Kontak kapatmak lazım. Her şey çok pahalı. Türkiye'de her şey çok pahalı. Ekmek ya, ekmek yani. Bak düşün, ekmek 4 lira. 2-3 gün önceydi, söyledim mi bunu size, hatırlamıyorum inanın sevgili seyirciler. Simit 4 liraydı yani ekmek fiyatında. Simitçiden simit aldım 4,5 dedi abi. Ya dedim 4 liraydı. Yok abi dedi 4,5 lira oldu. Peki duyuruldu mu bu kamuoyuna? Sayın Teksöz mesela, Sayın Abdülkadir Teksöz bildiğim kadarıyla bu işlere bakıyor. Bir komisyon kuruluyor. Sayın Vali'nin de onayı gerekiyor. Öyle biliyorum yani. Mesela 4,5 lira bir adet simit ya. Simit şu kadar bir şey ya. Ya günah ya. Vallahi de billahi de günah. Yani bu insanlara yapılan zulüm günah. Hadi zam yaptınız mesela 50 kuruş. Gerçekten böyle bir zam var mı? 4,5 lira mı simit Antakya'da? Eğer öyleyse kime duyurdunuz? Kamuoyuna niye duyurulmadı bu? Mesela bütün bunlar soru işareti ve böyle bir ekonominin içinde insanlar yaşamaya çalışıyor bu ülkede. İşte bak yani yaşamaya çalışıyor dedim ya insanlar. Acaba yaşayabiliyorlar mı? Yaşıyorlar. Borç, harç. Öyle yaşıyorlar. Efendim vatandaşın borcu 1.3 trilyon lirayı geçmiş. Vatandaş borcuna borç katarak ayakta kalmaya çalışıyor. Vatandaşın borcu 1.3 trilyon lirayı geçti. Artan enflasyon ve Türk lirasındaki değer kaybıyla düşen alım gücüne karşılık her 100 haneden 70'i krediyle geçim savaşı veriyor. İktidarın politikalarının yurttaşların hem borç hem de faiz yükünü daha da arttırdığını söyleyen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yurttaşların borcu 1,5 trilyona dayandı. Kredi kartı ve tüketici kredisi borçları nedeniyle bu yıl Ocak-Ağustos döneminde bankalara ödenen faiz 112,2 milyar lira oldu. Ödenen faiz tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre 38 milyar lira arttı, dedi. Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu takiptekiler de dahil 1 trilyon 337 milyar liraya yükseldi. Bunun 993 milyar lirası bireysel kredilerinden, 345 milyar lirası da kredi kartı borçlarından kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 7.7 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 8.8 milyar liralık artış yaşandı. 36 milyon 362 bin kişinin kredi borcu var. Türkiye'de 25 milyon hane olduğu düşünüldüğünde her 100 haneden 70'i krediyle yaşıyor. Borç artık döndürülemez hale geldi. Başevirgen açıklamasının devamında bankacılık sektörü bu yılın ilk 8 ayında net karını geçen yılın aynı dönemine göre %420.5 artırarak 252.2 milyar liraya çıkardı. Kamu bankalarının karı da önceki yıla göre %509.7, diğer bankaların karı ise %394.1 artarak rekor kırdı, dedi. Vatandaşın bankaları olan borcunun 16-23 Eylül haftasında 16.5 milyar lira arttığını kaydeden Bekir Başevirgen, bu borcun son 5 ayda ise 225 milyar lira arttığını belirtti. Bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısının 659 bine, kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısının ise 538 bini geçtiğini söyleyen Başevirgen, 4 milyon 144 bin 303 kişinin borcunu ödeyemediği için yasal takipte olduğunu ifade etti. Bir de tabii şimdi kimdeyiz? İşte Kasım, Aralık, Ocak ayına, 2023 Ocak ayına asgari ücretliler biraz daha zam alacaklar. Bugünden konuşulan bir konu bu. Siyasi çevreler tarafından da, asgari ücretle geçinmeye çalışan insanlar tarafından da konuşuluyor. Rakamlar telaffuz ediliyor. Kimi 7 bin lira olur diyor, kimi 8 bin lira olur, 10 bin lira olur diyenler bile var. Ne olur yani bilmiyoruz. Belki 7-8 bin lira, 8 bin lira olur mu yani, o ihtimal dışı bir şey herhalde.
Fakat bu rakamlar tabii asgari ücretlinin kafasını da karıştırmıyor değil. Bir heyecan, bir umut öyle bekliyor. Çıktı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret artışının oranıyla ilgili bir açıklama yaptı. Dolaşan rakamların hiçbiri doğru değil dedi. Peki hangisi doğru? Söylemedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret artış oranıyla ilgili rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz dedi. Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, asgari ücret artış oranına ilişkin tartışmalarla ilgili soru üzerine Ekim-Kasım-Aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz dedi. Asgari ücret üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari ücret tespit komisyonu var. Enflasyon oranı değerlendirilerek asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek. Asgari ücret şu kadar olacak, bu kadar olacak. Kimden çıkıyor bu rakamlar? Yasal süreç belli. Şimdi ben de çıkıp 20 bin olacak diyeyim. Ekim, Kasım, Aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz. Bakan Bilgin, gelir vergisi tartışmaları ile ilgili soruya da gelir vergisi ile ilgili Maliye Bakanımızla görüştük, o konuda çalışıyoruz cevabını verdi. Bekliyor valla. Asgari ücretli iyi bir zam bekliyor. Çünkü çok mağdur oldu asgari ücretli. Emekliler mesela çok mağdur oldular. İşsizler zaten çok mağdur olmuş. Asgari ücretin altında çalışan kardeşlerimiz var. Asgari ücret adı altında çalışıyorlar ama asgari ücret almıyorlar. Çok mağdurlar. Yani geç o memuru bilmem neleri falan 15-16 bin lira aylık alıyorlar. Halen geçinemiyoruz diyorlar. Onlar ayrı. Ayrı bir ülkenin ayrı bir yarası. Ve Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Necmettin Çalışkan, doçent doktor Necmettin Çalışkan seçim sürecini değerlendirdi. Siyasi atmosfer, ekonomi, sosyal hayata dair değerlendirmeler yaptı. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi doçent doktor Necmettin Çalışkan seçim sürecini değerlendirdi. Siyasi atmosfer, ekonomi, sosyal hayata dair değerlendirmeler yapan Çalışkan, kutuplaştırılan toplumun değerlere zarar verdiğini söyledi. Bu tür ruhsal hastalıklara kapılmış bireylerin yaşadığı toplumlarda birlikte yaşama kültürü, farklı fikir, din ve siyasi düşünceye sahip olan insanlara asla tahammül edilmez. Farklılıkların aynı ortamda yaşamalarına izin verilmez. Bu durumu iyi bilen ve kendilerince buldukları her fırsatı değerlendiren, istismar eden, sömüren siyasiler ve yapılar her zaman farklılıklar üzerinden bir kutuplaşma politikası ürete gelmişlerdir. Bunun sonucunda yaşanan toplumsal çatışma ve kutuplaşmalar gayet normaldir. Kutuplaştırma üzerine yaptığı değerlendirmesinde bu tür durumlarda iki temel kavram çok kullanışlı olmasıyla öne çıkar. Bunları din sömürüsü ve milliyetçilik istismarı olarak tanımlayabiliriz. Özellikle siyasi, ekonomik ve politik krizlerin ve sancıların arttığı dönemlerde din ve milliyetçilik söylemi o paralelde artar. Her iki değer çoğu zaman birileri tarafından kötü amaçlı hedefler için kullanılır, dedi. Ülkemizdeki göç realitesi bu tablonun oluşmasında büyük etken oluşturarak ortamın tuzu biberi olmuştur. Bu kaos dolu ortamdan faydalanma gayreti içerisinde olan yeni yetme küçük partilerin anketlere yansıyan oy oranları da bunun net göstergesidir. Toplum yaşanan trajik gündemlerle bu tür hamaset yüklü saldırgan politikalara açık hale gelmiştir. Unutulmamalı ki bütün bunların hepsi yalnızca günü kurtarmaya yönelik atılan adımlardır. Elbette bunlarla gün kurtarılsa da gelecekte en başta bunu yapanlar tarih önünde sorumlu olacaklardır. Yetkililere de çağrıda bulunan Genel İdare Kurulu üyesi Çalışkan, adalet ve özgürlük güç eldeyken uygulandığında önemlidir. Görevden ayrıldıktan sonra bağırıp çağırmanın, ah vah etmenin hiçbir anlamı kalmayacaktır. İş işten geçmeden fırsatlar değerlendirilmelidir, dedi. Evet ve Hatay'da güvenlik birimleri Hatay ili genelinde operasyonlardaydı. Hatay'da güvenlik birimleri il genelindeki operasyonlarını sürdürüyor. Yayladağı ile Suriye sınır hattı hudut bölgesi civarında 96 kilo işlenmemiş tütün ele geçirildi. Adli tahkikata başlandı.
AH'nin İskenderun Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yapılan aramada 9 gümrük kaçağı cep telefonu, 617 gümrük kaçağı elektronik malzeme bulundu. AH hakkında işlem yapıldı. Kırıkhan'da yapılan çalışmalar kapsamında Abalaklı Mahallesi'nde FS'ye ait depo, Alsancak Mahallesi'nde İS'ye ve MP'ye ait ayrı depolarda olmak üzere 3 farklı depoda yapılan aramada 4 ton 580 kilo kaçak akaryakıt bulundu. Şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. Antakya'da bir evden 2200 lira nakit, bir cep telefonu çalındığı ekipler yaptıkları çalışmayla hırsızlığı MAB ile AK'nin yaptığını belirledi. Şahıslar Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı. AK serbest bırakıldı. MAB tutuklanarak cezaevine gönderildi. Selinyol Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 400 gram esrar bulundu. Sürücü AD hakkında adli işlem yapıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle yakalanan 8 kişiden 3'ü tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kasten yaralama, silahla tehdit ve güveni kötüye kullanma gibi suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis 8 firari şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.O., M.E. ve C.T. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Dört Yol Sanayi Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 270 kilo tütün bulunduğu araç sürücüsü N.K.'ya 11.500 lira ceza kesildi. Defne'deki hırsızlık aydınlatıldı. Sümerler Mahallesi'nde bir iş yerinden 8.000 lira değerinde 2 tıraş makinesi, 1 televizyon ve 1 güneş gözlüğü çalındı. Ekipler harekete geçti. Hırsızlığı yapanın HB olduğunu belirledi. Şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edildi. Tutuklandı. İskenderun Denizciler Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada 900 bin gümrük kaçağı makaron bulunduğu araç sürücüsü OG hakkında adli işlem yapıldı. Antakya Akasya Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi üzerinde durdurulan HY'nin kullandığı motosiklette ve evinde yapılan aramada 1180 paket gümrük kaçağı sigara, 5500 doldurulmuş makaron bulundu. HY hakkında adli işlem yapıldı. Terörle ilişkili olduğu öne sürülen, iddia edilen yerel yönetimlerden bir tanesi de Mersin Büyükşehir Belediyesi. Daha önce aynı iddia İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yapılmıştı. Yani doğru mu, yalan mı tabii bilmiyoruz. Kimse de bilmiyor. Yani mesela son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi terörle ilişkilidir diye öyle bir yaygara koparıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi de bilmiyor işin iç yüzünü. Vahap Seçer yaptığı açıklamada Ekim ayı 1. Birleşim toplantısında, meclis toplantısında yahu dedi ki bak 5 Eylül'den bu yana bu söylenti var, dile getiriliyor, dillendiriliyor. Ancak şu ana kadar da işte 5 Eylül, 11 Ekim mi bugün? 11 Ekim. Halen savcılıktan bize gelen bir isim yok bu konuyla ilgili. Buyurun. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı 1. Birleşim toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Seçer, Mersin'de polis evine hedef alan bir polis memurunun şehit olmasına neden olan terör saldırısının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelen kampanyalara meclis toplantısında yanıt verdi. Belediyemizin terörle ilişkisi olduğu, belediyemizde teröristlerin çalıştığı gibi iftiralar, senaryolar, komplolar ve karalama kampanyaları aylardır, hatta yıllardır ısrarlı bir biçimde bu algı operasyonları maalesef sürdürülüyordu. Bizler yöneticiyiz ve çok önemli bir kentin yöneticileriyiz. Bunu siyasetçi aklıyla yönetirsek, seçimi düşünürsek, siyasi ikbalimizi düşünürsek farklı kararlar veririz. Ama gelecek kuşakları, ülkenin geleceğini, toplumun geleceğini düşünürsek buna devlet adamı aklıyla karar verir. Bizim belediyemizde terör ve terörist de kimse bizi yan yana getiremez, dedi. Ama garip olan bu dosyayla alakası yok. Yani terör saldırısıyla alakası yok. O devam eden, daha önce 10 kişi alınan dosyayla ilgili bu yapılan operasyon. Ne hikmetse aynı geceye denk geliyor. Ama yine dronlar, yine sabahın 8'i kapıyı çalsa kapıyı açacak daire başkanımız. Bütün apartman ayağa kalkıyor. Yat yere, yat yere. Bu Mersin'e görünmez bu görüntü, yakışmaz bu görüntüler. Benim içim yeridi. Yani bu olamaz. Yani burası şerefli bir kurum. Burası Mersin Büyükşehir Belediyesi.
Mersin Belediyesi herkesin belediyesi. Mersin Belediyesi'nin itibarına bir şey gelirse Mersin'e gelir. Ben onun için saygınlığını korumaya çalışıyorum. Biz belediyemizde terör, terörist bizi kimse yan yana getiremez. Bu konulara girersek elimde çok uzun bir liste var. Buradan isimleri sayarım. Fena değil. Birçoğunuzdan da siyasi hafızam kuvvetlidir. Kim nerede görev yapıyor? Hangi yüksek makamda? Belediye meclis üyesi mi? Milletvekili mi? Daha önce abisi neredeymiş? Kız kardeşi neredeymiş? Ufağı neredeymiş? Büyüğü neredeymiş? Hangi örgütteymiş? Şu anda sizde siyaset yapanlar daha önce hangi partinin siyasetini yapıyormuş? Ben hepsini bilirim. Büyükşehir'e ulaştırılan bir dosya olmadığını da söyledi. Biz dedik ki ya bunu bir Cumhuriyet Başsavcılığına soralım mı? Yani burada bu nasıl bir şey bu? Böyle bir soru önergesi mi var? Biz yazı yazdık. 5 Eylül 2022'de bu soru önergesinin basında açıklandığı tarihten sonra. Dedik ki Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına belediyemiz tarafından yapılacak disiplin veya diğer iş ve işlemlere esas olmak üzere. Ya sen diyorsun ki burada terörle iltisaklı bakanlığın diyor adam çalışıyor. Hatta bunlar tutuklanmış ama bizim kayıtlarda yok. Bizim buna bir idari soruşturma bile açmamışız. Kimdir bunlar? Biz bir hata yapıyorsak hatadan dönelim. Acaba kim bunlar? Şu ana kadar bir cevap yok. Cumhuriyet Başsavcılığından 5 Eylül'den bu yana şu terörle iltisaklı kişiler çalışıyor, şu çalışırken tutuklanmış denen bir liste gelmedi henüz elimize. Daha sonra akabinde 15 Eylül 2022 günü belediyemize operasyon yapılmış, daha doğrusu çalışanlara 10 kişi de gözaltına almış. Orada hepsi belli. Nasıl alınmış, nasıl götürülmüş. Devlet kurumu eliyle bir başka devlet kurumunun itibarı ayaklar altına alınıyor. İtibar suikastı yapılıyor. Dünkü ana haber bültenlerini izleyenler bilir. Dün bağırmıştık, çağırmıştık. Yani biraz sesimizi yükseltmiştik. Bağırmıştık, çağırmıştık derken o anlamda söylüyorum. Ankara Gar Meydanı'nda işlenen bir katliam vardı. Yasa dışı terör örgütü IŞİD tarafından, DAEŞ tarafından. O dönem karışık bir dönemdi ve 103 yurttaşımızı orada kaybetmiştik, hatırlayacaksınız. Dün ben ana haber bültenlerini sunmaya geldiğimde işte bunlar gibi bana böyle notlar yazılıyor. Ben de bu notlardan yola çıkarak yorumlar yapıyorum, işte haberleri falan, yani konuyu saptıyorum vesaire. Baktım ki bir İskenderun İnsan Hakları Derneği'nden bir açıklama var Gar'la ilgili, Gar katliamı ile ilgili. Hatta buradan dedik ki ya bu işin CHP'si var, efendim MHP'si var ya, AK Partisi var dedik. Yani insan ölmüş orada, senin yurttaşın ölmüş. Birkaç satırla ifade edilmez mi? Senin için bunlar insan değil mi? Değil mi? Hiçbiri etmedi. İnsan Hakları Derneği de tebrik etmiştik unutmadılar diye. Ardından beni Kerem Nalban beyefendi aradı telefonla. HDP Hatay İl Teşkilatı eş başkanı kendisi. Sevdiğim bir isim, iyi bir dostumuz. İyi de bir siyasetçi aynı zamanda. Ya Ali Bey dedi, biz dedi böyle bir kınama yaptık. Hatta kanalınıza da gönderdik dedi o açıklamayı. Gözünüzden mi kaçtı acaba? Yok, geç gelmişti, açıklama yetişmemişti bugüne. Halkların Demokratik Partisi. Evet, Halkların Demokratik Partisi de Ankara'da yaşanan o katliamı sert bir dille kınadı. Ankara'da 10 Ekim 2015'te Gar Meydanı'nda gerçekleştirilen Barış ve Demokrasi mitingine yönelik yapılan IŞİD'in terör saldırısında 103 kişi yaşamını yitirdi. Katliamın 7. yılında hayatını kaybedenler HDP Hatay İl Teşkilatı'nca anıldı. Hülya Ateş ve Kerem Nalbant ortak açıklamayla saldırıya tepki gösterdi.
Ankara Gar katliamının üzerinden 7 yıl geçti. Katliamın acıları ilk günkü kadar yakıcılığını koruyor. Ancak aradan geçen 7 yıla rağmen gerçek katiller yargı karşısına çıkartılmalıdır. 10 Ekim Gar katliamında hedef alınan Türkiye'nin barış talebiydi. Halkların Demokratik Partisi HDP olarak demokratik kamuoyuna söz veriyoruz. 7 yıl değil, 7 bin yıl geçse de bu davanın peşini bırakmayacağız. Gerçek katilleri ve arkalarındaki karanlık odakları yargı karşısına çıkartıp hak ettikleri cezaları alıncaya dek mücadelemiz tüm kararlılığıyla devam edecektir. İnsan Hakları Derneği'ne teşekkür ettik de HDP'ye teşekkür etmez miyiz? Onlara da teşekkür ediyoruz efendim. Unutmadıkları için o vahşi katliamı. Ve Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında 7 kişiye yönelik operasyon düzenlendi efendim. Adana'ya bir gidelim bakalım. Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında 7 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri geçmiş dönemde Suriye ve Irak'ta IŞİD adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu yerlere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapıldı. Sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alınırken özel harekat polisleri evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı. Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 4 Ekim'de yaptığı açıklamada kökünü kurutma operasyonu demişti bu operasyonun adına. Ve kökünü kurutma operasyonu kapsamında Adana'da 211 kişi gözaltına alınmıştı, 132'si tutuklandı. Peki kökünü kurutma operasyonu neyi içeriyor? Gelsin haberin detayları. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 4 Ekim'de açıkladığı kökünü kurutma operasyonu kapsamında Adana'da gözaltına alınan 211 kişiden 132'si tutuklandı. Adana ve Samsun Başsavcılıkları Koordinasyonu'nda 4 Ekim'de Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ile Adana ve Samsun Emniyet Müdürlüklerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği kökünü kurutma operasyonunda Adana'da gözaltına alınan 211 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandığı adliyeye sevk edilen şahıslardan 132'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 23 adli kontrol şartıyla olmak üzere 79'u serbest bırakıldı. Operasyonda 28 kilo 232 gram esrar, 190 gram eroin, 401 gram sentetik uyuşturucu, 1093 uyuşturucu hap, 69 kök kenevir, 31 ruhsatsız tabanca, kalaşnikov, piyade tüfeği ve 10 pompalı tüfek ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 4 Ekim'de Adana Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasında yaptığı açıklamada Adana ve Samsun Başsavcılıkları Koordinasyonu'nda Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ile Adana ve Samsun Emniyet Müdürlüklerinin eş zamanlı kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirdiğini söylemişti. Bakan Soylu, operasyon kapsamında Adana'da 211 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. İzlediniz reklamları. Şimdi o habere geliyoruz. Ciğer, bildiğimiz ciğer, kuzu ciğeri de var biliyorsunuz. Dana ciğeri de var. Yani büyük baş hayvan, küçük baş hayvan anlamında söylüyorum. Peki bu ciğer meselesini Antakya'da da çok güzel yapan işletmeler var. Bu arada onu da söyleyeyim. Reklama geçmesin diye isim vermeyelim ama. Şu tartışma yaşanır hep. Menemen gibi tıpkı. En güzel menemeni kim yapar? Soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Ya da işte kebap diğer çeşitleri gibi. Ciğerde de bu tartışma var çünkü. Ciğeri en güzel kim yapar? Adana mı? Diyarbakır mı? Şanlıurfa mı? Hatay mı? Ben Hatay'a güveniyorum. En güzelini Hatay yapar. Ama bu haberde Hatay yok. 3 ile yer vermişler. Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya. En lezzetli ciğeri kim yapıyor? Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa. 3 il en lezzetli ciğer kebabını yaptıkları iddiasında. Müzik
Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana kahvaltılarda dahi tüketilen ciğer kebabına sahip çıkıyor. Her üç ilde de lokantacılar, ustalar ve sivil toplum kuruluşları günün her saatinde tüketilen yerli ve yabancı turistlerin de rağbet gösterdiği ciğer kebabının en lezzetlisinin kendi illerinde yapıldığı görüşünde. Urfa ciğer kebabı 12 Ocak 2018'de, Diyarbakır ciğer kebabı ise 31 Mayıs 2022'de Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi. Şanlıurfa ve Adana'da küçük, Diyarbakır'da ise iri doğranan ciğerle kebap hazırlanıyor. Diyarbakır'da kuzu ciğeri kırmızı toz biber, tuz, kurutulmuş kekik ve dövülmüş sumakla marine edilerek bir ciğer, bir kuyruk yağı, iki ciğer, bir kuyruk yağı ve bir ciğer şeklinde şişe dizilerek ateşte pişiriliyor. Sabah Diyarbakır'da ciğer kültürü sabah 6'da başlıyor. Gece 3'e kadar devam ediyor. Sabah, öğle, akşam, gece ciğer kültürü Diyarbakır'da var. Biz onlara göre daha iri yapıyoruz ciğeri. Kuzu ciğeri kullanıyoruz. Daha iri tutuyoruz, daha sulu bırakıyoruz ciğeri. Şanlıurfa ciğer kebabı dürüm şeklinde ve kente özgü biberle servis ediliyor. Taze olduğu için taze tüketir, biter. Ama don olayı mesela dışarıda atarlar şoka, difrize atarlar, o öbür gün yaparlar. O ciğer lezzetsiz olur. O ciğerin ana vatanı Şanlıurfa'dır. Adana'nın tarihi Kazancılar Çarşısı'ndaki ciğerciler sokağında kurulan tezgahlarda sabah saatlerinden itibaren dumanların yükseldiğini ve güzel kokuların yayıldığını gören müşteriler bol baharatlı ciğer kebabı yiyor. Yani herkes hani çok beğeniyor. Elinize sağlık demeden gitmiyorlar. Bir daha geleceğiz diyorlar. Herkese öneririz diyorlar. Hani bir özelliği de şu ki yani ciğeri şişte veriyoruz yani masada. Hani onun da ayrı bir şeyi var zaten. Salatası olsun, tablacı salatası, soğan salatası, ezme salatası. Yani acılı Adana'ya özgün şalgamı. Bu da ilginç bir haber. İlginizi çekeceğini umduğum bir haber daha doğrusu. Yine Adana'dan geliyor. Adana'da Serkan Gülgör efendim. 4 metrekarelik bir dükkanda. 4 metrekarelik bir dükkanda. Yani bir insanın dahi sığması zor. Bozuk gramofon tamir ediyor. Diyeceksiniz ki ya gramofon daha kullanan var mı? Varmış demek. Adana'da yaşayan Serkan Gülgör 4 metrekarelik dükkanında bozuk gramofonları tamir ederek onları ilk günkü haline getiriyor. Gülgör, tarihi Tepebağ mahallesinde bulunan Paris pasajında 13 yıldan bu yana gramofonlara yeniden ses veriyor. Küçük dükkanında gramofondan yankılanan müzik sesleri eşliğinde çalışan 34 yaşındaki Gülgör, Adana'nın yanı sıra çevre illerden getirilen bozuk gramofonları da tamir ediyor. O cihazlarda yaşanmışlıklar var. Yani torunlar olsun, çocuklar olsun, onları dinlediklerinde o günlere gidiyorlar. Yani maziyi hatırlıyorlar. Onun Hatay, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Van ve daha birçok şehirden müşterisi var. Hem tamir ediyor hem kendisi tasarlıyor. Müşterilerim Hatay'dan, Osmaniye'den, Mersin, Maraş, Antep'ten, genelde doğudan da gelenler oluyor. Diyarbakır'dan, Van tarafından. Yani yaptırmak isteyenler yolluyorlar buraya. 4 metrekarelik dükkanından müzik sesi eksilmiyor Serkan Gülgör'ün. Müzik eşliğinde tamir ona bir terapi gibi geliyor. Önce işini seveceksin. Her şey sevmekle başlıyor. İşinizi sevdiniz mi? Gerisi geliyor zaten. Yıllardır severek yapıyorum işi. Hoşuma gidiyor milletin mutluluğu. Annesinden ya da babasından, dedesinden kalan cihazları getiriyorlar. Onların gözündeki mutluluk benim de mutluluğum oluyor. Ve Samandağ'a gideceğiz. Samandağ Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Samandağ Belediye Başkanı Avukat Refik Er Yılmaz'ın şehir dışında olması nedeniyle meclis başkanlığını Başkan Vekili Nesim Özgün yaptı.
Samandağ Belediyesi Ekim ayı olan meclis toplantısı Samandağ Belediyesi Hizmet binasında bulunan toplantı salonunda gerçekleşti. Samandağ Belediye Başkanı Avukat Refik Er Yılmaz'ın şehir dışında olması sebebiyle meclis başkanlığını Samandağ Belediyesi Başkan Vekili Nesim Özgün yaptı. Ekim ayı olan meclis toplantısının gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Bir önceki meclis tutanak özeti görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. 2023 mali yılı bütçesi meclis açık kalacak şekilde maddenin bütçe tetkik komisyonuna havalesi ve komisyon raporunu görüşmek üzere meclisin 14 Ekim Cuma günü saat 15'te toplanması oy birliğiyle kabul edildi. 2023 mali yılı gelir tarifesi meclis açık kalacak şekilde maddenin bütçe tetkik komisyonuna havalesi ve komisyon raporunu görüşmek üzere meclisin 14 Ekim Cuma günü saat 15'te toplanması oy birliğiyle kabul edildi. Belediyeye ait Atatürk Sahil Parkı'nın etrafında bulunan park alanlarının encümence belirlenecek bedel karşılığında Samandağ Belediyesi Personel Anonim Şirketi'ne işletmesinin devri hususu görüşülerek hukuk komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Belediyeye ait Atatürk Sahil Parkı'nda bulunan 8 no'lu kafe büfenin 10 yıl süreyle yapımı karşılığında kiralanması hususu görüşülerek oy birliğiyle reddedildi. Belediye meclisinin Kasım toplantısı 3'ünde yapılacak. Ve geldik Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere sağladığı destek kapsamında yürüttüğü bir çalışmaya. Tarım çiftçileri ya da öyle diyelim tarımla iştigal eden çiftçiler de diyebiliriz elbette çiftçilere yönelik eğitim seminerleri yapıyor biliyorsunuz. Bu kez adres Erzin ve Aksuz'daydı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında Hatay genelindeki çiftçilere yönelik verdiği eğitimler devam ediyor. Hatay'ın tarım ve hayvancılık anlamında gelişmesi adına yapılan eğitim programı kapsamında Erzin ve Arsuz ilçesindeki çiftçilere tarım ürünleri pazarlanmasında yeni yaklaşımlar eğitimi verildi. Siz ürettiğiniz ürünün %50'sini yurt dışına göndermeniz demek iç piyasadaki ürünün miktarının piyasaya sunulan miktarın azalması demek. Erzin Belediyesi Düğün Salonu ve Arsuz Karaağaç çok amaçlı salonda verilen eğitimde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Oğuz Parlakay tarafından Türkiye'de tarım işletmelerinin pazarlama sorunları, e-ticaret ve satış aşaması konularında slayt eşliğinde sunum yapıldı. Yapılan eğitimlerde çiftçiler yaşadıkları sorunları anlattı. Üreticiler karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak yetkililerden önemli bilgiler edindi. Üreticiden tüketiciye arada aracı olmadan ürünü pazarlıyor. Bu sayede arada aracı olmadığı için ne toptancı, ne perakendeci, ne komisyoncu bunlar olmadığı için İpek Hanım da Pınar Hanım da biraz fiyatı tabii ki kendi ürünlerini değerinde satabilir. Erzin'de verilen eğitime katılan Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, verilen eğitimin çiftçiler adına çok önemli olduğunu ve bu eğitimler sayesinde sorunların ortadan kalkabileceğini söyledi. Tüketici ile tüketici arasında gerek toptancı olsun, gerek perakendeci olsun. Seminerde ayrıca Hatay Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından Hatay'da faaliyete geçen kırsal kalkınma projesi hakkında bilgiler verildi. Ve son haber bir spor haberi. Efeler Ligi'nde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyesi erkek voleybol takımı tanıtım töreni Antakya Expo alanında gerçekleştirildi. Törene çok sayıda kişi elbette katılım gösterdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi erkek voleybol takımı kulüp başkanı aynı zamanda genel sekreter yardımcısı belediyenin sevgili Metin Açık oradaydı. Bir açıklaması oldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş'ın da konuşması vardı. Efendim söyleyeyim, voleybol şube sorumlusu Kenan Gülben de oradaydı. Efeler Ligi'nde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyesi erkek voleybol takımı tanıtım töreni Antakya Expo alanında gerçekleşti. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve sporcular, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Spor Onursal Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ın da katıldığı törendeydi. Her bir branşa elimizden geldiğince her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz. İyi gidiyoruz aslında. Bir takım olma yolunda şu an güzel şeyler yapıyoruz. Biraz daha takım olacağız inşallah. Biraz daha birbirimizi tanırsak bence iyi bir yerde olacağımızı ben düşünüyorum.
Onursal Başkan Lütfü Savaş, Hatay'ın sporla da anılmaya başlandığını söyledi. Hatay gerçekten de geçmişte tarihiyle, kültürüyle, medeniyet birikimiyle, coğrafyasıyla, yemekleriyle ve güzel sokaklarıyla ünlüydü ama artık sporuyla da ünlü. Ardından Hataylılara seslendi. Bu takımlar sizin katılımınızla, sizin desteğinizle kalıcı ve daha başarılı hale gelebilir. Bu nedenle inşallah bundan sonraki maçlarımızda çok daha seyirci potansiyelini arttırarak maçları insanlarımızın, spor severlerimizin izlemesini bekliyoruz. Ardından sporcular Expo alanını gezdi. Evet sevgili seyirciler, HRT ana haber bültenimiz bugünlük bu kadar. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. İyi akşamlar diliyorum.